Ünlü komedyen Ata Demirer'in bol taklitli, bol kahkahalı gösterisiyle keyiflenmek isteyenler ekran başına. Bir teyze geldi yanıma böyle bir. Ne çekiyorsun sen? Bir şey çekmiyorum. Ne çekiyorum dedim. Kaç kilo çekiyorsun dedim. Ata Demirer'in unutulmaz esprileri Magazin 8'de. Pis karga, leş kargısı. Hadi ulan Deniz Kurtuluş Savaşı'nı gördük ben şerefsiz. 40 yıllık solistlere taş çıkartan sesi. Bu gece barda, gönlüm havarda, çalsın sazlar, oynasın kızlar. Sinema dünyasına kazandırdığı Eyvah Eyvah serisi. Gitti elbise. Yapıştırsak. Al, yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Oo, sen de hemen parlıyorsun be. Bağırtırıyorsun beni sabah sabah. Bağırma sen de, senden ötürü ne bağırıyorsun? Zilime basıyorsun. Zile basıyorum, sana mı basıyorum? Korkma. Hay. Ay. Ne yapıyorsun? Günaydın için, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Kendi imzasını taşıyan, kahkaha ve duygusallığı aynı anda yaşatan filmleri. Selam olsun koca deryalara. Cevat Şakir'e merhaba koca kaptan. Gel içeride konuş, gir bak sallanca şimdi burada. Tamam. Odayı kaplayan kokun çıldırtıyor adamı da. 60 yaşından sonra kalkışma yaşadı adam bana. Kaç? 12-8. Ha bırak. Ve kahkaha krizine yol açan bol taklitli, bol esprili gösterileri. 10 parmağında 10 marifet derler ya. İşte bu tanım tam olarak Ata Demirer için yapılmış gibi. Aa Yusuf. Saat yapmışsın kendine. Satayım sana gel. Pantolon güzelmiş vereyim gel. Ata Demirer'in o kahkaha dolu gösterilerini biz çok özledik. Hafta sonunda şöyle şahane bir keyif yapmak isteyenler şimdi arkasına yaslansın ve Ata Demirer'in esprilerinin tadını çıkarsın. İşte başlıyoruz. İlk konumuz Ata Demirer'in gayet barışık olduğu kiloları. Geçen Manisa'dayız. Bir teyze geldi yanıma böyle bir. Ne çekiyorsun sen? Bir şey çekmiyorum. Ne çekiyorum dedim. Kaç kilo çekiyorsun dedim. Direkt et olarak soruyorum. 110 dedim. 130 okka gelirsin dedim. Okka. Teyze dedim nereden anladın? Sığırlarım var bende. Valla ya bu kilodan ötürü. Fena ya. Çok acayip. Çocukluğundan beri kilolu biri olunca Ata Demirer'in bu konuda anlatacakları biraz fazla oluyor tabii. Çocukken kilolu biri olmanın verdiği zorluklar da olmuş Ata Demirer için. Çocukken de hayat burnumdan geldi diyebilirim. Hiç saklambaç oynayamadım. Saklanamıyordum ki. Sürekli diğerlerim gözüküyor. Bir sürü arkadaşım k***a saklanıp yavru kurt oldu. Terbiyesiz bir de böyle. Biz Ata'ya saklandık çok güvenli. Çok fena bir durumdu yani gerçekten. Hoşuma da giderdi. Yavru kurt derse çıkarım. Aman da gördüm geldi buraya geldi. Bisiklete bindim yine olmadı. Görüntü kötü anlam. Sırf et önü tekerlek. Çocukların dünyasında her şey konuşulabilir. Hem de en doğal yorumlarla. E böyle olunca bazen acımasız tepkilerle de karşılaşması kaçınılmaz olmuş Ata Demirer'in. Çocuklar beni gördüğü zaman çok ağır tepkiler veriyor. Bir keresinde karşıdayız. Hava sıcak yanıyor böyle. O gün ben mayo giyeyim dedim. Bir mayo buldular bana. Bir giydim nasıl? Zeki Müren'in gençliği. Çıktım böyle limanda yürüyorum. Ufacık bir çocuk gördü beni böyle gülüyor. Ne gülüyorsun lan dedim. Sen de görsen kendini sen de gülersin. Çocuktan ne çıkacağı hiç belli değil. Evlerden ırak bir durum. Ayvacık'tayız bir gün bilirsiniz Çanakkale'nin bir kasabası. Böyle saçları kestirdim. Siyah bir atlet var üzerinde yanmışım falan. Seksi hissediyorum kendimi. Ama seks bana sonradan eklenmiş gibi duruyor. Böyle biraz fazla kasılmışım herhalde. İki tane çocuk peşime takıldı. 6-7 yaşlarındalar en fazla. Ege'li çocuklar. Budi 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 bir şey konuşuyorlar. Bir tanesi bağırdı. Ne? Ne? Şişman Rambo. Nereye gidiyorsun lan? Yanındaki diyor ki yakalansa döver diyor. Duyuyorum ben. Diyor ki ulan o kanka mı diyor. Alkışlama abi rica ederim. Kalkmaz gideriz kalkmaz ha. İleride köy kahvesi var, tanıyanlar var. Rezil olacağız, sürü halinde gidiyoruz böyle. Lan dedim turist ayağına yatayım bari. Döndüm böyle yaptım. Hello dedim. Numara yok buna, televizyonda gördük.
Çocukluğumuzun o meşhur çizgi filmlerine geliyor konu bu kez. Herkesin çok sevdiği Heidi'yi hatırlıyor musunuz? Eminiz herkes hatırlıyor. Ancak Heidi'ye bir de Ata Demirer'in gözünden bakmaya ne dersiniz? Bizde bir çizgi film Heidi vardı. Değil mi? Dedesi de alkoliktir onun. Ne yapsın? Dağlarda bir şey yok ki. İnek, süt, Heidi. Heidi. Köpekleri de bir tuhaftı. Paso yatıyordu hayvan. Hiç kıpırtı yok hayvanda. Müslüm Gürses'in köpeği gibi. Ben ne havlayayım kardeş? Benim meselem değil ki. Deme bir kemik memik bir kovuttur bize. Köpek olsun. Çok fenaymış. Masallarda konuşan hayvanlar eğer günümüzde konuşsalardı neler olurdu? Ata Demirer bu konuda da imdadımıza yetişiyor ve bir kargadan yola çıkarak kahkaha krizine yol açacak seslendirmesini yapıyor. Masallarda bizi çeken şey hayvanların konuşuyor olması. İnsanoğlunun iç özlemidir bu. Yani hayvanlar konuşuyor. O yüzden mesela masal kitapları, çocukların kitaplarında hayvanlar konuşur, ne bileyim. Ev hayvanı bakarız falan. Hani yalnızlığımızı bir derece giderecek bir durum. Güzel bir şey olabilir hakikaten. Konuşsalar da tabii bazı hayvanların konuşması sakıncalı da olabilir. Çünkü bayağı eziyet ediyoruz. Mesela karga. Sevilmeyen bir hayvan. Ama mucize bir hayvan aslında. Ya ben bir kargaya bağıramam konuşsa. Düşünsene. 200 yaşında olabilir. Pis karga. Leş kargısı. Hadi ulan Deus Kurtuluş Savaşı'nı görme. Şerefsiz. Einstein'in tepesine kızdı bomba yaptı. Öp lan dedenin şerefsiz. Baykuş uğursuzmuş. Sebep? Gece çalışan bir kuş niye uğursuz olsun? Göremiyor falan, sonar atıyor falan, böyle bir sürü gariban durumu var. Pis baykuş uğursuz. Efendim? Muhittin abi sen misin falan? Sana bakın çok fedakarlar. Erkek deniz atı dişisi için hamile kalıyor. Burada kim yapar öyle bir kıyağı? Sosyal baskıyı düşünsene. Ferit abi, hap falan kullansaydın ya. Hayvanlar aleminde merak ettiğimiz çok şey var. Mesela beslenmeleri, belgesellerin yıllardır en çok incelediği konu. Peki hayvanların yemek yerken nasıl bir ruh hali içinde olabileceğini hiç düşündünüz mü? Ata Demirer düşünmüş. En kritik mevzu, yemek mevzusu. Biz yemeği buluruz ve yeriz. Hayvanda böyle bir şey yok ki. Yemeği yerken bile yenilme tehlikesi var. O belgesellerdeki geyikleri görmüşsünüzdür. Sürekli tedirgin herif, aslan tehlikesi var. Devamlı böyle. Hilmi sen ***'dın. Ulan aslan var galiba ya. Ulan bir yudum yiyeceğim burnumdan geldi be. Salih abi aslan var ya. Salih tecrübeli değil mi? Küme lideri. Ye sen yemeğini be. Bak niyeyse bu geyik Trakyalı oldu. Nereye gitsek gelecek o ***'ye yemeğini sen. Çoluğumu çocuğumu yedi doymadı be ya. Bak 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 kulakları gözüküyor oradan bak. Şimdi o oradan gelirse biz buradan bir koyarız Kenya Malkara yarım saat. As 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 geliyor geliyor topukla 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 topukla. Aslanlar da isyan ediyormuş değil mi? Çevirsene oradan. Emin abi çevir oradan. E akıyor hayvan, açık bırakıyorsun akıyor. Baba delik deşik oldu. İçinde yatırıyorsun beni, her yanım diken içinde babacığım ya. Böyle krallık mı olur? Sen oradan çevireceğim, ben buradan köveceğim. Et mi pişireceğim, kedi mi kovalayacağım? Bir aydır fresh domuz yiyoruz ya. Emin abi ayıp oluyor ya. Barışların da bir it hepsini uyandırıyor zaten. Halasını oğlunu yemişim, ne yemişim ben de bilmiyorum. Seceresini tutuyorum şerefsizlerim sanki. Bu ormanın tadı kaçtı baba. Böyle olmuyor. Bu belgeselcilere de uyuz oluyorum. 7 yıldır biri bizi gözetliyor. Oraya kamera, buraya kamera. Yüzsüz terbiyesiz herifin jipine dün kısa kuyruk bize çok alıştı diyor. Aç bakayım camı, kim kime alışmış. Özel hayat diye bir şey kalmadı.
3 aylık bebek aslanım var, jöle sürüyor. Baba hangi kamera çekiyor bana böyle? Hanımımla birlikte oluyorum, akşam canlı yayındayız. Aslanlar çiftleşiyor. Ben seni çekiyor muyum? Konu geldi piyanist şantörlere. Piyanist şantör demişken Ümit Besen'i anmamak olmaz. Ata Demirer de aynen öyle yapıyor ve bakın usta müzisyeni nasıl diline doluyor. Piyanist şantörler vardır, bilirsiniz. Bir zamanlar çok acayiplerdi. Kimler vardı hatırlıyor musunuz? Kim? Arif Susam. Ümit Besen. Ümit Besen'le başlayalım. Şimdiki nesil şanslı derken boş konuşmuyorum. Biz İngilizce Ümit Besen'den öğrendik. Yalan mı? Simple Present Tense bir eseri vardı. Eskiler bilir. Aramızdaki genç arkadaşlar için ben bir toparlayayım. Ya akademik değeri olan bir eser. I love you, I love you. Ben eleştirelim diye çalıyorum alkış gibi ya. Ne kadar oyun ağız ha, değil mi? Ay kalk Ayşe kalk, Allah belanı. Ümit abi haklıymış, ben terbiyesizlik ettim. Arif Susam'ı ne yapacağız? Esas iş onda. Zaten isimden ilginç bir şeyler olacağını hissediyoruz. Şarkıların yarısını konuşur abi. Seninle başım dertler. Ne yapsam? Evet, bilmiyorum. Canımdan, evet, canımdan bin parçası. Evet, söküp atamıyorum, evet, evet.